Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere HPV aşısından bahsedeceğim. Rahim ağzı kanserine karşı korur mu ve kimlerde uygulanabilir? Elimizde şu an 3 tane aşı var. En son çıkan Gardasil 9. Gardasil 9'un içinde human papilloma virüsü 9 tipine karşı antikor bulunmakta. Bunlar 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tipleri. Gardasil'de 6, 11, 16, 18'e karşı antikor bulunuyor. Cervarix'te de 16 ve 18'e karşı antikor bulunuyor. Eski videolarda bahsetmiştik sizlere. Yaklaşık 200 küsür tane human papilloma virüsü tipi vardı. Bunlardan en sık 16 ve 18 rahim ağzı kanserine neden olmaksaydı %70 oranında. Rahim ağzı kanseri %96,6 oranında da HPV nedeniyle oluşmaktaydı. Bu aşıyı kimlere yaptıralım? Hedef kitlemiz arkadaşlar 9-12 yaş arasındaki erkek ve kız çocukları. Bu yaşı geçirdiysek eğer mümkünse cinsel aktivite öncesi yani vücut daha HPV ile karşılaşmadan önce aşı yapmak gerekir. Çünkü siz HPV ile karşılaştıktan sonra aşı bir işe yaramaz arkadaşlar. Peki ne yapalım 9-12 yaşı geçirdiysek? O zaman 26 yaşına kadar aşılayalım deniyor. 26-45 yaş arasında ne yapalım? Limitli seksüel aktivite varsa eğer arkadaşlar bu yaşlarda da bu aralıkta da aşılayabiliriz. Ama hastaya koruyuculuğun azalabileceği ile ilgili bilgilendirme yapmamız lazım. Özet yapıyorum. Kimleri aşılayalım? Cinsel aktivite öncesi kız çocuklarını mutlaka aşılayalım. Erkek çocuklarını da aşılayalım. Cinsel aktivite önemli çünkü virüsle temastan önce yapmamız lazım. Bu virüs ne zaman bulaşıyor arkadaşlar? Aktivite sırasında cidden cidde temasla, yani sürtünme esnasında da erkek penisinde bir çatlak varsa yine bulaşabilir. İlla penis-vajen penetrasyonu gerekmektedir, gerekmemektedir. 3 doz şeklinde 0, 2, 6. aylarda bu aşıyı vuruyoruz. Olana bir şey yapar mı? Yani sile karşı engeller mi? Oluşmuş bir rahim ağzı patolojisini iyileştirir mi? Oluşmuş olan bir rahim ağzı kanserini iyileştirir mi? Hayır arkadaşlar, maalesef oluşmuş olana bir şey yapmıyor. Aşının bu yüzden cinsel aktivite öncesinde tekrar ediyorum vurulması gerekmektedir. Peki diyelim ki HPV bulaşımız var. Biz ömür boyu bu HPV'yi taşıyacak mıyız? Hayır, sağlıklı genç bir bayanda 3 yıl içinde %90 kendiliğinden geçer. Ama bunu şöyle algılamayın. Aman bu kendiliğinden geçiyormuş. Jinekolojik kadın doğum muayenelerimi ben aksatabilirim. Kesinlikle bunu yapmayın. Çünkü biz önemli olan erken tanı yapıp sizi daha kanser aşamasına geçmeden bu virüsün yapabileceği olan hadiselerden korumak. Diyelim ki siliniz var, rahim ağzı patolojiniz var, kanseriniz var. Ya da simirde rahim ağzı kanser başlangıcı olan bir lezyon tespit ettik. Orada tıbbi terim olarak görüyorsunuz işte aspus, agus, low grade seal, high grade seal bunlardan herhangi biri var. Ne yapacağız? Belirli guideline'lar var. Bizim yine internet sitemizden de bakabilirsiniz bu guideline'lara. Bu guideline'lar çerçevesinde hareket etsek de arkadaşlar bakın hekimlik ayrı bir sanattır, hissetmektir. Kime hangi özel tedavi uygulayacağımız bu bir deneyim işidir. Bununla ilgili de kendi başınıza iş yapmayın. Çünkü biz bile guideline'a bakıyoruz, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz hastanın psikolojik durumuna değerlendirip ona özel bir tedavi planı çize biliyoruz. Mutlaka kadın doğum hekiminize başvurun. Ama ben diyorum ki 3 yıl içinde %90 HPV'den nasıl kurtulabilirsiniz? Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Kilit nokta taze sebze meyvelerdir. Bunlar antioksidandır. Taze sıkılmış portakal suyu, taze sıkılmış meyve sularını mutlaka aç karnına içmeniz lazım. Bunların işlemlenebilmesi için. Hepinizin bildiği gibi işte sigara, alkolden uzak durun bilmem ne gibi şeyler söylemeyeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz. Ayrı psikolojik yanına çalıştığınız zaman suçluluk duygusunu bütün rahim ağzı
patolojilerini. Aslında bana bakarsanız bütün kadın doğum patolojilerinde çalışmak lazım. Suçluluk duygusu, korku ve utancın karması bir duygudur arkadaşlar. Sıkışmış bir duygudur. Bunu şu an hissedemiyor olabilirsiniz. Çünkü bunu kapattığınız için hissedemiyorsunuzdur. Bazı bayanlar duygularını kapatır. Kimisi de çok abartı bir şekilde yaşar. İkisinin de dengesi önemlidir. Bu suçluluk duygusunun da mutlaka bir ruh sağlığı profesyoneli tarafından da çalışılması lazım. Bizler bunu klinik pratiğimizde fark ederiz ve onlara yönlendiririz. Biz yapmamız gereken işte sil mi yakılması lazım, rahim ağzından bir parça alınıp onun değerlendirilmesi lazım gibi şeyleri jinekologlar dikkat ederler ve hastayı işte diyetiyle ilgili, psikolojik değerlendirilmesi ilgili de gerekli hekimlere yönlendiririz. Aşıyı öneriyor muyuz? Kesinlikle öneriyorum ben arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kız çocuklarına özellikle elimizde, çünkü cost effective maliyet açısından düşünürsek mümkünse kız çocuklarına cinsel aktivite öncesi aşılayalım. Cinsellikle ilgili bilgilendirmelerini yapalım. Ne çok bu konuda rahat olun ne de çok sıkın. Bunun bir dengesi olduğunu da eğitimlerle hastalara bilgilendirelim. Aşının yan etkisi var mı? İşte bakarsınız ufak tefek bir şeyler yazıyor literatürde ama ben size özet geçiyorum. Bence kayda değer bir yan etkisi yok. Her aşının, her ilacın olabilecek olan o ufak minik tefek riskleri var. Ama biz fayda ve zarar analizi yapıyoruz. Faydası fazla olana doğru tercih etmemiz gerekiyor. Evet, benim aşıyla ilgili anlatacaklarım bunlar. Şu an aklıma gelenler, sorularınız varsa onları da yanıtlayalım. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. 3 doz dedik ya arkadaşlar, son bir çalışmaya baktım. Tek dozun bile %90 oranında yeterli bir, yani korunaklılığı bulunmuş. Ama biz yine de şu anki bilgilerimize bu 3 dozu tamamlatmak istiyoruz. Belki bir gün gelecek bir aşı çıkacak. Tek dozla biz bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Peki, teşekkür ederim.